Bentayım ben be. Ben ne ara bindim bu troleybüse? Troleybüs değil hayatım, otobüs. Otobüs görmesem inanacağım be. Niye bununla gidiyoruz biz? İstanbul'a gidiyoruz ya hayatım. Tamam be, onu anladım, Allah Allah. Ay ya, niye bununla gidiyoruz ya? Benim bunda ne işim var be? Şşş Kamilla, bağırma ama bak, herkes rahatsız oluyor. Bana ne be, kim rahatsız oluyorsa oluyorsa, ben nasıl bildim, bana açıklama yap çabuk. Karıcığım bak, inanmayacaksın, vallahi inanmayacaksın ama böyle ayakta durup dururken aniden birdenbire uyuyakaldın sen. Ben de seni rahatsız etmem için kucaklayıp böyle getirdim, koltuğa bıraktım usulca. Yalan kandırma beni be. Nasıl ayakta uyuyakalınır mı hiç ben? Nasıl ayakta uyuyakalınır? Sen beni ayakta mı uyutuyorsun Kamil? Rica ederim karıcığım, yani aşk olsun sana. Sana aşk olsun asıl ya. Bu demir yığınıyla nasıl gideceğiz bunca saat be? Uçak da demir yığını değil mi Kamelya Hanım? Sen bir sus ya, Allah Allah. Bana bak keçi çobanı, haydi sür bakayım arabayı. Beni en yakın havaalanında indir. Uçağa binip uçakla gideceğim ben. Nasıl yani, şimdi 5 saatlik yolu geleyim mi gideyim? Ne diyorsunuz be? 5 saat mi geldik biz? Eğer çok inmek istiyorsan anında Antalya'da inersin. Antalya havaalanında. Orada binersin demir yığınına. Çat İstanbul. Kaç saat var Antalya'ya, de bakayım. 1-2 saat kadar daha var anneciğim. Ha, haydi o zaman bas be gidelim. Beni Antalya havalanında indir, uçağa binince ben uçakla gideceğim ha. Tamam kızım, sakin ol sen. Hadi yavrum. O ne ya? Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu benim oğlum, bir problem mi var? Sanırım... Piston aşağı düştü. Piston mu düştü? Silindir kapak contasında. Gevişmiş mi? Hey? Gevşemiş mi diye soruyorum. Gevşemiş. Gevişmiş. Kapat. Ya ben şimdi anlamadım. Silindir kapak contasıyla pistonun ne alakası var? Cevap. Yok karıcığım, yok. Hiçbir alakası falan yok. Ya ben espri olsun diye piston dedim. Ah benim kardeşim ya, ah benim kardeşim. Böyle bir şeyin esprisi yapılır mı hiç? Hiç piston düştü denir mi? Sen bilmiyor musun bu halk arasında ne demek? Ne demek? Ha bomba, ha piston, ikisi aynı şey. Ya şimdi ne olacak ya? Yolda mı kaldık?
Anam, acımızdan öleceğiz buralarda. Kurtlara kuzlara yem olacağız vallahi. Bir bozok aş ileti ailesinin yolda kaldığı nerede görülmüş ki ne? Şuradan çeviririk bir araba, basar giderik Antalya'ya. Nereye? Arabayla da nereye gidiyor yokun işte? Araba bizi kurtarmaz. Bize böyle büyük bir kamyon lazım. Karadeniz'deki gibi. Ne kamyonu, ne kamyoneti be? Allah Allah! Biz İstanbul'a gidiyoruz ya! Gidiyoruz tabii. Vallahi ya babam hiç kusura kalmayasın ama bana pek bir yere gidiyormuşuz gibi gelmedi açıkçası. Ya hepiniz bir sakin olun ya, ne oluyor? Ama yeter ama bak Kamil ya, yeter ama be! Arasana! Ara! Ara! Ya nereye arayayım Kamil ya, nereye arayayım? Ne bileyim ben nereye arayacaksın ya? İlk yardım ara, polisi ara, itfaiyeyi ara. Ne bileyim ben, bir yere ara işte ya! Allah Allah, vallahi cinnet geçireceğim be! Ay Kamilla Hanım Dümür'üm, kendini sonunda tımarhaneye kapattıracaksın yani. Tebrik ediyorum. Ya ben şimdi anlamadım. Biz şimdi Antalya'ya mı gidiyoruz? Evet benim Ayşem. Orada ne yapacağız? Otobüsün tamir olmasını mı bekleyeceğiz? Evet benim Ayşem. Tamam. Ne bekleyeceğiz be? Biz ilk uçakta İstanbul'a gideceğiz. Gelen gelir, gelmeyen de gelmez. Çok da fifi zaten. Değil mi Balla? Aha. Ya iyi de siz hangi uçakla gitmeyi düşünüyorsunuz? Ya İstanbul uçağıyla. Yalnız ilk uçak gece yarısı. Nereden biliyorsun kızım sen de? Müneccim misin? Baktım baba. Aa. Ana, yani akşama kadar havalimanında mı bekleyecek? Kız, senin baba. Orada üniformalı pilotlar da vardı değil mi? Abi, gidek. Akşama kadar orada bekleyek. Benim bacım, bak. Biz hepimiz cümbür cemaat hiç ayrılmadan 005 iyileşene dek anca beraber Antalya'da bekleyeceğiz. Oğlum hazır sen de bir telefon et, bir tane otel, bu otelden bak bir şey yap işte. Bu temiz aile otel olsun yalnız. Dur hazır! Enişte, öyle herhangi alalade bir otelde kalamayık ha. Ben kaçacağım, yakalanırım. Ne yani, senin yüzünden şimdi biz üçüncü sınıf bir otelde mi kalacağız? Yok ya, estağfurullah. Üçüncü sınıf olur mu hiç? Benim bildiğim birinci sınıf bir otel var. Tanıdık mı? Olma mı? Bizzat kendim şahsen yakından tanıyorum. Kimmiş lan o tanıdı? Ben. Ne? Senin Antalya'da otelin mi var? Aynen öyleymiş de. Yani harika bir otelin %25'lik hissesine sahibim. Ben de. Ve tabii ikisi ben de sevgili ailem. Mürtebir abla şimdi anlamadım. Bir tane 25 mi? 3 tane 25 mi? Bir tane 25 olsa ne olacak? 3 tane 25 olsa ne olacak? Ya sahne ki. Hem bunların oteli olsa ne olur be? Aman sen bunların birinci sınıf dediğine ne bakıyorsun? Kesin böyle köhne, rezil, rüsva, bitli, pireli bir yerdir Allah bilir. Görürsünüz.